Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte geçtiğimiz gün İstanbul'un yaşamış olduğu 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından neredeyse ülke genelinde iletişime kapanan GSM operatörlerinin bu iletişimleri niye kapandı, o konuya bakacağız. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söylemek lazım. Deprem bizim coğrafyamızın gerçeği ve doğa bizimle yaşamayı öğrenmez, biz doğayla birlikte yaşamayı öğreniriz. Doğal olarak deprem ve doğal afetlerde can kaybını azaltabilecek, işte toplanma alanlarını çoğaltabilecek veya iletişim problemlerini çözebilecek alternatifleri üretmek sorumluluğu yine bize ait oluyor. Şimdi eğer oturup doğru konuşmak gerekiyor. İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki deprem büyüklük anlamında yıkıcı bir deprem değil. En azından çok şükür herhangi bir yıkım yaşamadık. Yani ufak tefek oldu tabii ki de ama büyük bir yıkım yaşamadık. Ama insanlar bu depremin ardından ne yaptılar abi? Gittiler telefonlarına sarıldılar. Yani normal olarak ben de telefonuma sarıldım oradaki yakınlarımı aramak için. Hoppala, burada neyi görmüş olduk? Telefonumuz çekmiyor. Bir de biz İzmir'deyiz. Peki İstanbul'daki insanlar iletişimlerini nasıl sağladılar? WhatsApp, işte Viber gibi böyle alternatif internet uygulamalarıyla iletişimlerini sağladılar. Çünkü hat çekmezken internetler çalışıyordu. Bu içerikte bize yardımcı olması için bir öğretim üyesi hocamızdan destek istedik. Şimdi kendisiyle Skype üzerinden görüntülü bir görüşme yapacağız ve sorularımızı soracağız. Gelin İsterseniz artık Skype faslına geçelim ve merak ettiğimiz şeyleri soralım. Şimdi Özgür Hocam, öncelikle bizi kırmayıp yayınımıza katıldığınız için, artı hani bu kadar yoğun gündeminizde bize bu zaman ayırdığınız için Webtekno YouTube kanalı adına size teşekkür etmek istiyorum öncelikle. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Eğer hazırsanız ben sorularımı direkt size sormak istiyorum. Şimdi hocam, bildiğiniz üzere İstanbul'da 5.8 şiddetinde bir deprem yaşandı dün. Yalnız bu depremin ardından İstanbul dahil olmak üzere İzmir, Ankara ve Türkiye'nin pek çok bölgesinde GSM operatörlerine erişim sağlanmadı. Aslında İstanbul'da beklenen çok daha büyük bir deprem. Ufak bir test gibi bir şeydi bu ama sizce GSM operatörleri bu testten kaldılar mı? Niye çöktüler bunlar? Bir bilginiz var mı konuda? O zaman aslında burada şey olabilir, hizmet verilecek hücre sayısını mı yükseltmek gerekiyor acaba? Daha küçük evet. Gruplara daha fazla network gibi. Daha büyük depremlerde görünen o ki, eğer bu hücreler bölünmezse iletişim problemimiz daha ciddi boyutlara çıkacak gibi duruyor. Yanılıyor muyum burada? Üzerinden bütün şehri sadece kapsama sağlayacak kısıtlı bir ağ kurulması gibi
İstanbul'daki depremde ben niye İzmir'de hattımı kullanamadım? Yani Ankara'yı arayamadım, eşimi arayamadım. Yani hiçbir yer, benim de hattım kilitlendi. Birinci sorun bu. Neden bu böyle genele yayıldı bir anda? Çünkü ben sizin anlattıklarınızdan daha lokal bir sonuç bekliyorum. Atıyorum o bölgede erişimin kesilmesi gerekiyor gibime geliyor ama daha geniş bir coğrafyada en azından birkaç tane operatör bu anlamda sıkıntı yaşadı. Bir de şeyi yanlış anlamadım değil mi hocam? Yani bu bizim sizinle telefon hattı üzerinden görüşmemizi sağlayan altyapıyla beni internete bağlayan altyapı birbirinden ayrı şeyler. Çünkü dün insanlar internet kullanabildiler aslında. Anladım. Yani aslında hocam sosyal medyada insanlar o kadar fatura ödüyoruz, iletişim vergisi ödüyoruz falan filan diye isyan ederken bir tık haklılar mı o zaman? Yani hocam başımıza bir deprem gibi 5.8'in daha üstü yıkıcı tehlikesi yüksek olan bir problem geldiğinde iletişimimiz sekteye uğrayacak. Bundan kurtulamıyoruz yani. Hocam aslında şey, sizin az önce söylediğiniz yedek sistemi de şu an ben çok net anladım. Yani hepsi çökse de, fiber de patlasa, işte Allah korusun bütün baz istasyonları, kuleler de deprem sonucunda yıkılsa, bunların hepsinden bağımsız farklı iletişim merkezleri kurulması gerekiyor bizim bir daha bu sorunu yaşamamamız için. Aynen öyle. Eyvallah hocam. Hocam ben çok teşekkür ederim size katıldığınız için ve aydınlatıcı bilgileriniz için de teşekkür ederim. Umarım başka bir webtekno videosunda tekrar görüşürüz hocam. Tekrar hoşça kalın. Tekrar çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Arkadaşlar hocamızı da dinledik. Benim kendi kendime çıkardığım ders şu. Alternatif depreme ve doğal afetlere dayanıklı, sadece o durumlarda devreye girecek alternatif yerleşkeler inşa etmemiz gerekiyor. Yerleşke derken yani orada iletişim aparatlarının olduğu, düzeneklerin olduğu bir bina bu. Ancak bu tarz bir önlem aldığımız zaman deprem durumlarında iletişim probleminin önüne geçebiliyoruz. Çünkü zaten Skype görüşmemizde de gördünüz, bu olayda fiber kablolar kopmadı ya da bakır kablolarda herhangi bir sorun yaşanmadı. Ama daha ciddi, daha büyük bir depremde bunlar da kopabilir. Arama kurtarma ekipleri nasıl iletişim kuracak vesaire vesaire, bu sorular tekrar gündeme gelecek ve bu sefer söz konusu olan şey insan canı olacak. Çünkü büyük bir depremden bahsediyoruz. Artık bu videomuzun da sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte İstanbul'un yaşamış olduğu bu depremin ardından yaşanan iletişim probleminin nedenlerine baktık. Kafanıza takılan herhangi bir şey varsa yorum bölümüne sorabilirsiniz arkadaşlar. Hatta ben inanıyorum aramızda alternatif çözümler bulan düşünen arkadaşlar da olabilir. Onlar da lütfen görüşlerini yorum bölümünde belirtsinler. Başka bir webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka webtekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.